35. bölüme geldik. Kaldı Son 2. son 2 bölüm. 17 Haziran 1960. The Mighty Casey. İlk başlarda bir acaba dedim sıkıcı bir bölüm bizi bekliyor. Zaten beyzbola da ilgim olmadığı için çok beni biraz zorlayacak dedim bu bölüm. Daha sonra kaçıncı dakika tabii hatırlamıyorum da. Bir profesör gibi bir adam geliyor. Bak sana bir oyuncu buldum. Bunu ben yaptım dediğinde ha burada bir şeyler başlayacak galiba dedim. Robota girdik sonunda. Yani bir robot bölümüne girdik. Bundan önce hatırlayamadım robot da ben. Yoktu sanırım bundan yoktu diye önce. Hatırlıyorum. Ben varsa da artık hani yapabilecek bir şey yok da bu içi hani aklımızda kalan robot bölümlerinden ilki olacak gibi duruyor. hangi filme benzettin? Bicentennial Man vardı. Robin Williams'ın başrolde. Sen çok seversin Robin Williams'ı. Evet, Jumanji'den kaynaklı evet. Bir sevgi diyelim. Tabii başımız sağ olsun diyebilirim öncelikle. 9 yıl önce aramızdan ayrıldı. Ama tabii güzel işler de bıraktı arkasında. Filme dönecek olursam, bu filmde Robin Williams bir robotu canlandırıyordu ve duyguları hissetmeye başladıktan sonra hayata bakışı da değişiyordu. Twilight Zone'un bu bölümünde de Casey isimli robotumuz bir kalbe sahip olduktan sonra artık ondaki bakış açısı değişiyordu insanlara karşı. Çünkü merhamet beslemeye başlıyordu bir kalbi olduğu için. Ve o merhamet sonrasında artık o beyzbol takımında daha sert oynayabildiği dönemler geride kalıyor. Çünkü duygular devreye giriyor. Evet. Yani şeyi düşünüyorsun, bir insan olarak duyguları devre dışı bıraktığımızda belki de işlere çok daha fazla odaklanıp yapmamız gerekeni yapabileceğiz. Ama duygusallık olduğu sürece bazı şeylere daha farklı yaklaşacağız. Yani şeyi sorgulamamı da sağladı bu bölüm. Bazı durumlarda duygusuz davranabiliyor olsaydık kendimiz için daha verimli bir hayat mı oluştururduk? Duygusuz davranabilir miyiz? Çok zor çünkü... Yani çok böyle bir ikilemde bırakıyor benim bu soru. Yani duygular şöyle, sen yediğimiz yemekler bile bizim duygularımızı değiştirdiğini düşünüyorum. Hatta şu söylenir ya, mahkemeler yemekten önce olmasın, yemekten sonra olsun vesaire. Yemekten önce sinirlilik olabiliyor vesaire. Ya bunun gibi bizim zaten yaptığımız hareketler, yediğimiz yemekler, içtiğimiz içecekler bile bizim duygularımızı değiştiriyor, düşüncelerimizi değiştiriyormuş gibi geliyor bana. Dolayısıyla hani bu soru duygusuz davranma da bir duygu değil mi gibi böyle geliyor. Evet, o açıdan da hani, baktığında ama... Duygusuzluk da bir duygu yani. Tanımlayabiliyoruz. Tanımlayabildiklerimizi tanımlayabilmişiz duygu olarak. Dilden dile göre de değişiyor. Türkçe'de tanımlananlarla atıyorum İngilizce'de, Japonca'da, Almanca'da farklı. Burada zaten kelimeler devreye giriyor. İşte o beynimizdeki düşünceleri hani bir şekilde o tanımlayabilmişiz sözcüklerle. Ve şey var hani her dilde karşılığını bulamıyorsun evet. Her duygunun. Bu da ilginç geliyor mesela bana. Dolayısıyla hani bir şey değişir miydi? Değişirdi muhtemelen. Peki başarı konusunda duygusuz olmak ne kadar etki ederdi sence? Başarı çok yapay bir kavram. Neyin başarısı mesela? Ben onu hep sorgularım. Hani hayatta kalmak da bir başarı. Zeka dediğin problem çözme yetisi gibi geliyor bana. Yani hani zeka evet tamam. İşte çok zeki. Nasıl ölçüyoruz? Dolaylı yoldan testlerle ölçüyoruz. Şimdi biz beden eğitimindeki gibi doğrudan bir ölçüm yapamıyoruz beyni. Yani metre ve santimde bir boya sahibim. İşte kaç kiloyum? Bunları ben doğrudan ölçebiliyorum değil mi? Ya da kilometre, metre. Hani bunlar doğrudan ölçüm, cetveli koyuyorsun ama diğer türlü dolaylı ölçüme girdiğinde kafa gidiyor hepimizin. Ölçemiyoruz çünkü kolay bir şekilde. Yani çok değişken var. O anki oturma düzeni bile değiştirebiliyor sistemi. Gerçi sınava girdin diye kaç tane sınava girdik bu zamana kadar? O sınav bir kere değil mi? Karnın ağrıdı. Geçmiş olsun, bitti sınav. Yani o kadar sıkıntılı bir olay ki ya, değişken çok fazla hayatımızda. O yüzden ölçümlenmesi zor oluyor. Yani o yüzden de insanlar nasıl karar veriyor üzerine inanılmaz derecede araştırma yapıyorlar. Ha bulabiliyorlar mı? Bence algılar artık yavaş yavaş yönlendirildiğini düşünüyorum ben hani. Reklam gördüğünde o reklam seni yavaştan değiştirdiğini düşünüyorum. O yüzden de ben bakmam çok. Ya sesini kısarım ya gözümü kapatırım yani. Çünkü maruz kaldığın şey seni kontrol edebildiğin bir bilgi değil. Üstünde deneyler yapılmış bir bilgiden bahsediyoruz yani. Ama bu hani belki de pazarlamanın temelinde yatan şey de olduğu için
İşte geçmişte pazarlama ne kadar vardı, bizim ne kadar duygularımız ya da algılarımız temizdi ya da hani bu çok ben bulandığını düşünüyorum ya bu algılarımızın. Fazla bulandığında da bu sefer kendince bir doğru yol bulamıyorsun. O doğru da çok subjektif bir kavram. Neye göre, kime göre? Yani o zaman her insan kendi doğrusuna göre zaten evet, bir hayat yaşıyor. Kesinlikle. Ve onu savunuyor. Ama yani şunu söyleyebilirim bir ben. Bir de özgürlük kavramı var ya. Hep bize derler yapmak istediğin şeyi yapabiliyorsan özgürsün. Ben artık tam tersini düşünüyorum. Bir şey yapmak istemiyorsan ve bunu karşı taraf kabul ediyorsa özgürsün. Genellikle bak tam tersi olmuyor. Ben bunu yapmak istemiyorum. Hayır yapacaksın. Hani hep herkes yapmak istediği şey evet tamam özgürlük hayır. Yani yapmak istemediğin şeyi yapabiliyorsan özgürsün. Pardon yanlış söyledim. Yapmak istememenin kendisi bir özgürlük. Ben bunu yapmak istemiyorum ve sana kimse karışmıyor. Evet burada bir özgürlük var diyorsun. Hemen yine o zaman belki daha önceki bölümlerde önermişimdir. Dinleyenlere yine bir kitap önerisinde bulunayım. Herman Melville'in Katip Bartleby diye bir kitabı var. Bu kitapta ana karakterimiz bir muhasebeci ve işleri yapmamayı tercih ettiğini söylüyor sürekli. Ve belki yani tabiri caizse bir asalak durumunda ama senin dediğin gibi bunu kabul ettirebildiği için aslında çok özgür bir insan. Kabul ettirebildiği evet, için. Evet. Hapishaneden çıkmış oluyor. Evet. Yine onun ya hangi sosyoloji kitabında okumuştum onu da hatırlamıyorum da öyle karıştırırken karşıma çıkmıştı. Arzularımız oluyor ya. Örneğin bir şey istiyorsun, bir şey satın almak istiyorsun vesaire. Bunları genel anlamda arzu diyelim. Bu arzuları bastırdığımızda mı özgürüz yoksa arzu yaşadığımızda mı özgürüz? Ben mesela bu noktada arzuyu bastıramama ve onu yaşama isteğinin hapishane olduğunu düşünen taraftayım. Yani bunu bastırmalıyız ki doğru düşünceye ulaşabilelim. Çünkü yoksa beden zaten seni kontrol ediyor işte. Filmde de yani buraya bağlamak istediğim için hani bu konuya girdim. Adamın tek bir derdi var. Maçı kazanmak. Ama sonra duygu girdiği an artık düşünüyor ben başkalarının haksızlık hani olacağı için ben hani topu hızlı atmadım. Açıklamalar yapıyor. Bitti. Artık bundan sonra geri dönemezsin. Burada da bağlamak istediğim kısım kişi artık kendi arzularından ziyade başkalarını da düşündüğü için o arzuları bastırıyor. Bu sefer başkasının varlığını da kabul edip onun da istediği şeylere odaklanabiliyor. Belki de işte bir toplum içinde yaşamak böyle bir şey baktığında. Çünkü diğerinde çok da toplum içinde yaşıyoruz diyebilir miyiz? Yani herkes kendi evinde takılıyor. Evet toplum bir kuralı var da gerçekten toplumun içinde miyiz? Mesela yine sorulardan bir tanesi. Ya biz böyle çok kalıp, bize çok fazla kalıp cümleler verilmiş Salih. Yani ama şu var işte hani tamam bireyselleşiyoruz. Yok bireyseliz geçtikçe. Zaten. Her zaman bireyseldik. Zaten öyleydi. Aynen. Ama yine de işte insanlar ne der? Hani robot olduğunu söylemeyelim, aile içinde evet, kalsın gibi bir muhabbet geçiyordu mesela. Orada ama kurallara aykırı bir harekette bulundukları için ha doğru, ya insan ya hani şimdi lig insanlardan oluşur, sen makine sokuyorsun. Ama öyle. Şimdi şöyle. Sonra diyor ki kalp lazım, atmıyor bunu. Ya çok basit bir mantıkla gitmişler film evet, bölümde yani de. Beyin mesela ne bileyim başka yani, şeyler. Yani hiç her şeyi kabul ettik, kalp mi kaldı bir tek? Doktor da geliyor, ben kalp takarım, sıkıntı yok. Kalp takılıyor, kalp nereden bulunuyor belli değil. Bölümü zaten böyle sıkıntılı noktaları vardı. Adam insan oluyor. Ya olamazsın da hani. Çok ilginç bir bölümdü bence yani. Eğlenceliydi ama. Eğlenceli işte bu konuda. İlk başta söylediğin gibi. İlk 5 dakikasında dedim ki beyzbolla ilgili sıkıcı bir bölüm izleyeceğiz galiba. Evet. Ve hani Türkiye'de çok da popüler olan bir spor dalı değil. Hani biz de çok bilmiyoruz. O yüzden belki de hani sıkıcı olacağını düşünmüştüm ama bu robot meselesi falan girince yine eğlenceli bir tarafa doğru evrildi bölüm. Ama Robin Williams'ın filmi de çok güzeldi ya. Evet. Gerçekten duygusal bir filmdi o. 3 saat evet, falan mıydı? 2 saat ya da 2 saat 20 dakika öyle bir aralıkta olması lazım. Evet biraz uzun ama gerçekten seyredilmesi gereken filmlerden birisi bana göre. Onu da burada hani önermiş de olduk. Ya benim bölümde başka ekleyeceğim hani nokta yok açıkçası. Ve evet, gerçekten son bölüme geldik. Benim de çok ekleyecek bir şeyim kalmadı açıkçası. O zaman biz artık son bölümde görüşmek üzere diyelim. Görüşürüz.